Hasret bu akşam bazı kararlar verecek. Nasıl yani? Yani düğünle ilgili bazı şeyleri netleştirmemiz lazım. Hmm. Mesela davetiyeler. Hasret, göstersene. Şimdi mi? Tabii, ne güzel, arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onların da fikirlerini alırız. Evet, siz gelinlik hakkında fikirlerinizi söylediniz. Bize davetiye ile ilgili düşüncelerimizi söyleriz. E tabii ama sadece davetiye de değil. Yani balayında kalacağımız otel, eğer isterse gelinlikle ilgili bir sürü modeller var. Onlardan birini seçebilir. Bir sürü ödev verdim kendisine. Davetiyeler. Bunlar çok şık değil mi? Bence de. En çok bunu beğendim ben. Haklısın, en güzeli bu. Siz hangisini beğendiniz? İşte bu. Nasıl? Bence bu biraz... abartılı. Kobra, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ba? Ya, mahalle yönetimiyle ilgili bir problem var da onu danışacağım sana. Bana mı danışacaksın? Hı. Tabii ya, alim gibi adamsın. Sana danışmayacağım da kime danışacağım? Ah be çiçeğim, sonunda anladın biliyor musun kıymetim benim? Kız, danışman mı yapacaksın yoksa beni? Yok, çok daha iyisini yapacağım sana. Sen gel hele bir, gel. Tamam. Allah Allah. Eğer buradan bir davetiye beğenirseniz ben konuşurum. Yok, biz davetiye bastırmayacağız. Neden? Kimseyi çağırmayacak mısınız? En yakın arkadaşlarımız olacak. İyi fikir. Şimdiden her şeyi düşünmüşsünüz. Düğünümüzü de gelecek ay Paris'te yapmayı istiyoruz. Sakın, sakın ha. Oh. Gol! Hasret, ne yaptın? Beyefendi çok ayıp oluyor. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Bu ne saçmalık? Pardon, bakar mısınız? Çok özür dileriz. Beyefendinin hesabını bana ekleyin. Tabii efendim. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Gördün mü? Evet, gördüm. Çok iyi bir atıştı. Ama bir daha deneme, tamam mı? Sakın, sakın deneme.